Arkadaşlar Marvel'a çok kızgınız ve bu durumu konuşmamı bu sefer 3 oldu. Ben de şey yapayım. Böyle giriş yapayım. Arkadaşlar Marvel'a çok kızgınız ve bu durumu konuşmak için yanımda Ferhat Tücür var. Ben varım. Ve çok kızgınım. Ben varım dedin değil mi orada? Sesin gitti bu arada. Harbi mi? Sesin mi gitti? Neyse ben varım ve çok kızgınım arkadaşlar. Bu 4. falan giriş denememiz arkadaşlar. Direkt konulara girmek yani. İstiyoruz. Sohbet etmek istiyoruz artık. Ferhat hoş geldin kanka. Hoş buldum. Bu arada Ferhat'la nasıl tanıştığımızı anlatayım kısaca size. Ben bu kadar ünlü değilken Ferhat'ı izliyordum arkadaşlar. Ferhat'ın izleyicisiydim ve... Kendimi yaşlı gibi hissettim. Baya No Way Home falan böyle şeylerini izliyordum, videolarını. Bir gün bana bir mail geldi. Bir baktım Ferhat Kücür yazıyor. Sabahın 5'i ama. Abi Ferhat Kücür yazıyor ya. Normalde maile bakmam, ona baktım direkt. Cevap verdim yani. O gece bir gaza gelmiştim ben. Dedim böyle bir... Yani... Tanıdık arkadaşlar olsun YouTube'da derken Jonas denk geldi falan filan öyle. Oradan vallahi buraya. İyi de denk gelmişiz ya. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben Marvel fanıyım. Marvel vs DC'den beni bilenler bilir zaten ana kanalımda. Ama şöyle bir şey var, beni sinema kanalı sanıyorlar. Hayır, ben sinema kanalı değilim. Ya da filmlerle ilgili videolar çekmiyorum. Ben sadece skeç yapıyorum. Ferhat daha yani, bu konulara hakim. Yani. Bana sürekli soruyorsun işte abi şu film hakkında ne düşünüyorsun, bu film hakkında ne düşünüyorsun falan. Bugün bize göre sıkıntı olan, Marvel fanlarına göre sıkıntı olan bir konuyu konuşmak üzere bir araya geldik Ferhat'la. Bu arada onun kanalına da bir video çekeceğiz. Onu da abone olmayı unutmayın. Zaten açıklama kısmında ve videonun sonunda var. Dedik ki Marvel'ın son zamanlardaki bu gidişatı biraz bizi üzüyor. Biraz canımızı yani, sıkıyor. Çünkü biz ikimiz de Marvel fanıyız. Evet ve Marvel büyük hata yapıyor. Evet. Hatalardan da bahsedeceğiz. Evet. Umarım ya yani bu hatalar tekrarlanmaz. Çünkü hatalar biraz büyük hatalar. Marvel'ı yokuş aşağı sürükleyebilecek hatalar. Yani evet. Neyse konuşacağız zaten. Ya biraz bir içimize dolmuşluk da var açıkçası. Linç edecek arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Hani Marvel koyu Marvel fanlarına. Biz de koyu Marvel fanıyız. Gerçekten çok seviyoruz. Hani arkada şurada belli olmasa da çizgi romanları falan var bende. Yani çizgi romanlarına kadar okuyorum. Aşağıdan Tobey Maguire'la Andrew'un resmi var. Onu da göstersene. Görünüyorsa artık. Yani bu kadar Marvel fanı bu adam. Ben de aynı şekilde. Sadece iki tane var arkadaşlar. Ev benim değil. Ev bizim değil. Kira. Ve aynı zamanda ayrı evde değil. Ben de ayrı eve çıktığım zaman senin gibi odam olsun istiyorum. Evet. Ya hatta şöyle düşünüyordum. Bir aralar Iron Man'in dövmesini falan yaptıracaktım. Hala da bir planlarım var. Bunu başta belirtiyoruz ki hani insanlar önce bir dinlesin. Ne gözümüze batıyor bu aralar, ne hoşumuza gitmiyor. Ona göre yazacaksa bir şey yazsın ya da linçlesin. Ya şöyle söyleyeyim. Her türlü linç geliyor. Ben kendi kanalımda 2 kere, 3 kere veya hani beğenmediğim bir şey eleştirdiğim zaman linç yiyen biri olarak söylüyorum. Her türlü geliyor ama sağ olsun onlar cancıklar bir yapıyor birazcık. Canlarda sıkıntı olmuyor ya. Yani. Canlar bu videoyu like atar falan değil mi? En az 3 haftalık. Ne oluyor ya, ya da selam olsun. Evet şimdi biz hızlıca konulara geçelim ki hem video çok uzamasın hem de konuşacaklarımızı artık konuşalım istiyoruz arkadaşlar. Ferhat'ın aklında bir liste var, ben bayağı uzun bir liste yazdım buraya. Evet benimki aklımda o artık liseden okur, ben de eşlik ederim. Şunu da söyleyeyim bu arada, işte 1'den 12'ye kadar bir liste yapmışım arkadaşlar. Bu 1'den 12'ye kadarın hani şey değil, sıralaması değil. Hani iyiden kötüye değil. Hepsi birinci olmayı hak eden, o listede birinci olmayı hak eden konular. Bunu da söyleyeyim. Kanka. Hadi bakalım. Birinci olarak şunu yazmışım. Düşen CGI kalitesi. Yani bu konu hakkında evet. Ne düşünüyorsun? İlk ben mi gireyim sen mi girersin? Önce senin fikirlerini alayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Jonas, Umut artık ne diyeyim. Şöyle söyleyeyim. CGI süper kahraman filmlerinin temelidir. Yapı taşıdır arkadaşlar. Biz süper kahraman filmlerini olabildiğince gerçekçi görmek isteriz. CGI ne kadar iyiyse bizim için o kadar iyi olur. Ama CGI kötüleştiği zaman... Bizim ciddiyetimiz de azalıyor. Zaten göz zevkimiz de kaçıyor. Ayrıca hani o olayın gerçek olduğuna inanma olayımız da azalıyor. Bu şekilde kısa bir giriş yapayım. Sen ne diyorsun? Ya şöyle bir şey var. Marvel kendini CGI üzerine kurmuş bir evren aslında bakarsan. Hani Eternals'ta yani. Falan gerçek mekanlar daha çok kullanılarak çekilmiş. Mesela güzel bir filmdi zaten. Ama hani Thor gibi filmde bile CGI'ların hani kötü olduğu çok belli. Sana demiştim hatta hatırlarsın. Hani mesaj atmıştım. Evet, kanka ben çok beğenmedim. İşte CGI'lar göze batıyor falan. Onun haricinde She-Hulk mesela. Abi ya o var ya en barizi. Kadını yeşile boyasanız daha güzel durur.
O zaten hani zaten aslında var ya bunun patlama noktalarından bir tanesi She-Hulk oldu yani. She-Hulk'ın fragmanı rezalet duruyordu. Daha doğrusu evet. O CGI kalitesi. Fiona daha iyi duruyor. Hakikaten daha iyi duruyor. Ya ben zaten ilk nerede fark ettim biliyor musun bu düşen CGI kalitesini falan. Ya abi No Way Home'u izliyorum falan. Ulan dedim bu filmde bir şey var böyle hani bir tat eksik anladın mı? Hani Andrew var, Toby var diye seviniyoruz falan ama ya bu filmin bir şeyi kötü diyorum. Sondan böyle izledikçe yeni filmleri falan abi dedim CGI düşmüş. Bok gibi bir hale gelmiş falan. Evet, şöyle söyleyeyim ben No Way Home'da hiçbir bok fark edemedim. Ben sinemada Allah'ım Andrew falan diye çıldırdığım için hiçbir şey farkında değilim ama izledikten yani şu ikinci kez gözle geçirince anlıyorsun tabii. Orada bile CGI'nin evet. Kısıldığını. Ya filmde fark etmemek normal. Çıldırmalık anlar vardı. Ben çıldıramadım. Bizim salon çok ruhsuzdu. Kalbim ya falan böyleydi. Ama şöyle bizim bir... Bizim salon bayağı hep beraber ayaklandık ya. Biz hep beraber bağırıyoruz. Toby Andrew falan diye. Hayatımın en iyi anlarından, en iyi sinema filmlerinden biriydi benim için. Ya ben onu çok yaşamak istedim. Bak birincisi Infinity War'da bunu yaşamadım. İkincisi Endgame'de. Üçüncüsü işte neydi? No Way Home'da yaşayamadım. Çok içimde kaldı bunlar ya. Benim de içimde kaldı. Ben Avengers Infinity War'u sinema çekimi izlemek zorunda kaldım. Endgame'e sinemaya gittiğim zaman yani bir hafta sonra gidebilmiştim imkanlardan dolayı. No Way Home'a gittim. Neyse tam video nereye kayıyor? Biz hataları konuşacaktık. Biz birden yine Marvel hayranı olduğumuz aklımıza geldi. Evet, ikinci hataya geçebiliriz bence. Düşen CGI kalitesi olarak son kez bir şey söylemek istiyorum. Tam Disney bir şeyleri kısıyor. Yani tek Marvel'dan da değil. Star Wars'ta da kıstığı bazı şeyler var. İşte Obi-Wan'ı falan izleyince anlıyorsun zaten. Hakim değilim maalesef izleyemedim daha. Linç yerim evet. Belki ama bilmiyorum. Onu da izle onu da konuşuruz. Ama yani Marvel'ın bence CGI'larına biraz daha özen göstermesi lazım. Eskisi gibi. İlk evet, Marvel filmlerindeki yani, gibi. Adam Thanos yapıyor diyor. Şunu yapıyor adam. Yani, şunlar kadar gerçekçi. Yani şimdi gelip She-Hulk'ı batırıyor. Yani umarım toparlarlar. Çünkü çok büyük sıkıntı bu ya. Evet. Büyük sıkıntı yani. İkinci konu gereksiz komedi bana göre. Yani bazı sahnelerde Ant-Man'i zaten çok sevemedim. Çok ısınamadım. Tamam komik anlar olmalı. Komik karakterler olmalı ama yerine göre olmalı. Mesela No Way Home'da o kadar şey yaşanmış. Ona rağmen işte şaka yapan bir Peter Parker var. Bu bana garip geldi yani. Bak şöyle. Tabii komedi benim için de sıkıntı. Yani bazı yerlerde komedi yapmaması gereken karakterlerin komedi yaptığında hoşuma gitmiyor. Ama Peter Parker biraz da zaten onun mizacı odur ya. Komedi dalga geçer falan filan. Tamam şimdi halan ne spoiler vermese miydik? Bence herkes izlemiştir. Tamam. Halan ölmüş gelip orada şaka yapma. Tamam gülme yani. Çünkü öldüğü gün yaşanıyor bütün her şey. Ama yine de tamam o biraz sıkıntı ama Spider-Man mizacı olduğu için affedilebilir. Lakin Thor'un iyice cıvıklaşması benim pek de hoşuma gitmiyor. Benim hoşuma gitmeyen taraf o taraf yani. Ya ben özellikle Love and Thunder'ın... Buyur. Sen devam et bu arada ben bir şey diyeceğim. Tamam. Aklıma geldi biraz. Love and Thunder'ın Ragnarok'tan daha da komik olacağını söylediler. Fragmanlar falan da komik duruyor. İyice cıvıtacaklar. Umarım ortaya iyi bir çıkar ama hani komedinin biraz daha aşağı çekilmesi lazım. Ya. Biraz daha ciddi ton lazım bize. Ağırbaşlı bir hikaye lazım yani. Evet. Ya Peter'dan örnek vermemin nedeni o filmlik bir örnekti. Yoksa işte The Amazing Spider-Man'de falan da görüyoruz böyle. Mesela Gwen öldükten sonra adam birden şey olmadı böyle. 2 saniye sonrasında şaka yapmaya başlamadı. Başında şaka yapıyordu. Gwen öldükten sonra ciddi kaldı falan. Öyle bir ciddiyet beklerdim. Sonuçta hani bir ya, aynen. Şey doğru. Yaşıyor. Ağır ne derler? Travma yaşıyor o an falan. Han ölmüş yani sonuç olarak. Doğru. Sahne çok etkileyiciydi bu arada. Acayip iyiydi yani. Evet. Hani ben etkilendim lan. Ben halanı tanımıyorum senin. Halanı zaten ilk iki filmde iyi işlemediler ama ben etkilendim o sahnede işte. Güzeldi. Ya o sahnede alacaktım komedi. Ben. Gerçekten alacaktım yani. Ya şöyle söyleyeyim. İlk iki filmde May halayı bize mis gibi işleselerdi. Biz o sahnede muhtemelen hüngür hüngür ağlardık yani. Öyle. Ve maalesef ilk iki filmde geri planda kaldı karakter. Ya şöyle söyleyeyim. Ben May halanın ölmesini bekliyorum. Ya ölsün ha falan yapıyordum böyle tamam mı? Abi bir öldü. Ulan bir içimde burukluk oldu falan üzüldüm. Evet. Falan. Çünkü sahne kurgusu harikaydı ya. Önce ölmedi zannediyorsun. Sonra iyiyim derken bir yere yıkılıyor var ya uf. Çok iyi sahneydi. Neyse. İşte bize böyle sahneler lazım. Dur şuradan hemen şuraya bağlayayım. Yani bize böyle sahneler lazım. Ağır dram, komedi de olsun elbette ama dram ve böyle ağır başlı bir hikaye lazım. Evet. Böyle olduğu zaman çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii komedi dozunda olduğu sürece var olsun. Thor konusunda da şunu söyleyeceğim bu arada. Thor benim ilk iki filmi kesinlikle hoşuma gitmiyor. Thor'da evet gereksiz bir ciddiyet vardı bana göre ilk iki filmde. Çünkü aynen. Güzel yani o adama mesela Chris Hemsworth'tu değil mi oyuncusunun adı? Evet. Evet.
O adam mesela hani eğlenceli bir adam, sempatik bir adam. Sonra o adamı ciddi bir rol oynatmaya çalıştığın zaman şey oluyor böyle, sırıtıyor biraz. O adam arada şaka yapmalı yani. Güzel böyle zorlama sahneler değil de içinden geldiği gibi sahneler olmalı diye düşünüyorum. Ragnarok'ta evet arkadaşlarını deşmişler. Sen böyle fazla şaka yapıyorsun falan. Neyse hadi güzel film dedik geçtik. Yeni filmde artık her şeyini kaybetmiş bir Thor var. Yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Tamam psikolojisi falan bozulmuş. Mesela Endgame'de şaka yapmasına falan daha şeye bakıyordum hani. Evet psikolojisi gitmiş adamın artık. Herkesi kaybetmiş o bu falan derken. Ama biraz ciddiyete binmesi lazım diye düşünüyorum yeni filmde. Biraz Taika Waititi diye isim geliyor. Dediğine göre daha da böyle hani komedi olması evet benim de biraz canımı sıkan unsurlardan. Umarım anlatabilmişimdir. O Taika abimiz olduğu sürece muhtemelen Thor filmleri ciddi olmayacaktır. Ve zaten şöyle bir şey de var. Bunun son Thor filmi olma ihtimali de var. Çünkü Taika Waititi çıkıp şöyle bir şey söylemiş. Hani bu Thor 4 yeni bir üçlemenin başlangıcı değil. Sadece Thor 4 demiş yani. Muhtemelen son film olacak belki de yani olmayabilir de muhtemelen son film olacak dersek yine ciddiyetsiz maalesef komedi filmi olacak. Devam filmi gelse bile yine komedi olacaktır Taika Waititi olduğu sürece. Artık Thor böyle bir karakter. Aslında bunu kabullenmek lazım ama yani. Biz daha kabullenemedik gibi. Ya bir de şey de var. Hulk'u mesela ne hale getirirler yani? Hulk. Hulk mu derler? Evet. Hulk mu derler? Ben Hulk demeyi seçiyorum. Fark etmez. Ben de Hulk diyorum. Fark etmez. Hulk da olur. Yani sonuç olarak Türkçe'de okuduğumuz için, konuştuğumuz için. Ya o telaffuz meselesi, ya orası var ya ayrı bir parantez biliyor musun? Telaffuz, adam geçen şöyle bir yorum yazmış benim arkadaşımın videosunun altına. Sallıyorum, atıyorum Spider-Man, Spider-Man demişsin. O öyle dememiştir de öyle bir şey düşün. Ulan sen daha Spider-Man demeyi bilmiyorsun. Ben senin verdiğin bilginin nereden bileceğim doğru olduğunu yazmış. Lan ne alaka? Telaffuzu yapamadığıyla bilgisinin doğruluğun ya alakası yok. Neyse telaffuz konusunda ayrı bir kızgınım. Zaten bir de film mecrasında habire garip grup isimler var. Telaffuz etmek çok zor. Yanlış telaffuz ettiği zaman da direkt saldırıyorlar. Ya bazen şey de olabiliyor bak. Mesela atıyorum. Senin Türkçe ile ettiğin telaffuz daha güzel gelebiliyor kulağa. Mesela Aquaman güzel bir isim gibi geliyor ama yabancılar Aquaman diyorlar. Aquaman gibi şey diyorlar. Aquaman mi? Harbi mi? John Depp'in şey davasını izlemiştim. Aquaman mı? Ya bir şey diyorlardı ya. Şu an unuttum ama ona benzer bir şey diyorlardı. Aquaman yani. Çok daha güzel yani. Aquaman daha öyle. Hoş yani. Havadan böyle bir kallavi yani. Hulk konusunda son kez şunu söyleyeceğim yani. Abi Endgame'de izlediğimiz Hulk'tan sonra ben şey oldum böyle bir. Ulan dedim bu ne ya? Abi ne yaptınız Hulk'a falan. Şimdi She-Hulk'ın fragmanını da görüyor falan. Bütün CGI'ye Hulk'a harcamışlar ama adam giderek şey yani Mark Flor muydu? Soy ismini unuttum gene. Telaffuz. Ay küfür edilmez de benim ağzımdan pek küfür duymazlar. Neyse siktir et boş ver telaffuzu. Kim nerede umurumuzda değil. Mark abi benzemiş yani. Hulk'tan çıkmış Mark abi benzemiş. Bir tane şeyi görmüştüm hatta. Geek Yapar'da mı bir kanalda işte en son Hulk şey yapacak falan. Ben oyuncuyum diye bağıracak falan diye böyle bir şaka geçmişti. Ardından ona benzemiş yani. Hulk konusunda benim de sıkıntılarım var ama şöyle bir umudum var. Hatta birçok yabancı kanalda teori üretmekte şu anda. She-Hulk'ın evet. Sonunda Hulk'ın çıldırdığını göreceğimizi söylüyorlar. İnşallah. Bunu görürsek ben okeyim. She-Hulk'ın sonunda Hulk çıldırsın. Tamam mı? Bak çıldırsın. Ve Civil War 2'ye doğru ilerlesin bu olay. Çizgi romanda böyle oluyor zaten. Civil War 2 Hulk'ın dünyada kalması veya dünya dışına gönderilmesi üzerine çıkıyor evet. Diye biliyorum ben. Umarım oraya doğru ilerlerler. Harika olur. Yani o zaman toparlarlar. Tamam derim. Mükemmel olur yani. İnşallah öyle bir şey olur. Onun haricinde yani She-Hulk'la ilgili hiç umudum yok. Yeni bir konuya geçelim mi abi? Bakalım neler varmış diye. Kesilen sahneler yazmışım. Blu-ray için. Evet. Yani Sony şu an biliyorsun. Sen zaten senden aldım haberi de. 15 dakikalık yeni sahnelerle No Way Home'u bir daha yayınlayacakmış falan. Yani bu konuda düşüncem şöyle. Biz Marvel hayranları olarak sinemada hype'lanıyoruz genel olarak. Zaten bu yüzden sinemaya gidiyoruz. Siz sahneleri kesip Blu-ray'e koyduğunuz zaman falan olmuyoruz abi. Olmuyoruz yani. Aynen. Tamam hoş lan bu sahneyi niye kesmişler? İşte keşke filmde olsaydı falan dediğimiz sahneler oluyor genel olarak. Yani sırf para kazanmak için biraz daha sahneleri kesmeleri çok saçma geliyor bana. Mesela Endgame'de tamam kesilen iki mantıklı sahne var işte. Tony ile Morgan'ın büyümüş halini konuşması. Orada Morgan'ı büyük bir insan oynamak yerine küçük oyuncusu oynasaydı bence daha etkili bir sahne olabilirdi. Aynen. Çünkü
İzlediğin zaman anlamıyorsun. Bu kim lan? Bu nereden çıktı falan oluyorsun bir anda. Harbi. Bu kim lan diyorsun yani. Diz çöktükleri sahne. İlk başları çok şey olmuştum. Lan bunu nasıl keserler falan olmuştum çocukluk aklı. Sonra mantıklı düşününce abi Wakanda'nın kralı var. İşte Amerika'nın gururu. Captain America. İşte Captain Marvel en güçlü yenilmez olarak geçen. Falan. Onlar diz çöküyor abi bir insanın önünde ve bu karakterleri çok şey gösteriyor böyle. Yani şeyini düşürüyor. Ne derler ona? Hadi, seviyesi mi diye? Seviye diyelim. Ya karakterleri sanki böyle şey gibi yapıyor birden. Aa, biz yenemedik bu yendi. Biz o zaman vasıfsızız gibi bir anlama geliyor benim nazarımda. Bilmiyorum ya ben o sahneye karşı sıcağım bu arada biliyor musun? O sahnenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hani adam kendini feda etmişken böyle bütün kahramanların diz çöküp onun kahramanlığını takdir etmesi benim aslında hoşuma giderdi lakin kesilmiş. Ama dediğin de mantıklı bu arada. Senin gibi düşünürsek de kesilmesi evet. Yine mantıklı oldu. Ya Marvel zaten çok eleştiri alan bir şirket olduğu için hani filmleri sinema filmi olarak da kabul edilmiyor sinema camiasında. Evet. O yüzden sahnenin kesilmesi aslında biraz daha mantıklı bu konuda. Ama normalde şeyde olsa filmde görsem falan olurdum yani. Ben de muhtemelen. Senin yorumun kesilen ne? Sahnelere ben de şunu eklemek istiyorum. Sony, zaten Sony'ye çok kızdım ben. Yani muhtemelen Sony'nin planı başlarda bu değildi lakin çok parayı gördükten sonra gaza gelen bir şirket oldu bu. O sahneleri kesmişler. Bilmiyorum belki de en başından beri planları buydu ama Blu-ray'e koyacaklardı. Hatta listesi bile açıklandı. Biz bunun videosunu çektik sinema mecrasında. Arkadaşlar bakın işte şu sahneler bu sahneler gelecek diyerekten. Sonra insanlar Blu-ray satın aldı. Blu-ray'de kesilen sahneler yoktu. İnsanlar kafayı yedi sinirden. Millet Spider-Man No Way Home'da IMDb'de 1 vermeye başladılar. Sırf bu olay yüzünden. Saldırı yaşandı. Evet. Daha sonrasında da geri dönüş olmadı. Sonradan bir açıklama gelmedi. Biz bu kesilen sahneleri vereceğiz vermeyeceğiz konusunda. Sonra bir haber geldi ki biz bunları ekleyip sinemada tekrardan yayınlayacağız dediler. Yani bu resmen hainliktir. Bu harbiden... Sony'den telif gelsin istemem ama yani laf edersem akşama kadar söverim yani Sony'ye. Ya Sony... Hiç umurumda değil telifi melifi. Gerekirse bu sahneyi keserim de. Abi şerefsizlik bence yani. Sırf daha fazla para kazanmak için. Bence şerefsizlik yani. Başka bir şey değil. Başka bir şey demek buradan, istemiyorum yani. Bu konuda. Buradan Sony yetkililerine. Ona da kayacağız falan. Abi dördüncü olarak ciddiyetini... Bak şöyle yazmışım. Dördüncü olarak ciddiyetini kaybetmiş yazmışım. Bu gereksiz komediyi de zaten biraz değindik. Ama şu örneği evet. Vereceğim. Mesela ilk... Iron Man filmini izlediğin zaman yerinde şakalar, işte yerinde ciddi sahneler, güzel hani bir film gibi hissettiriyor açıkçası. Hani karakterin şeyi bile CGI'den böyle kostümünü giydiği sahne falan şeyi böyle ulan harbiden zırh gerçekmiş gibi hissettiriyor. Son filme baktığın zaman daha böyle işte çocuklar için oldu bittiye getirilmiş gibi geliyor. Mesela kostüm bile artık daha böyle işte ne derler ona oyuncak vari olmuş gibi geliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya yani o aslında bir noktada CGI ile de bağlantılı gibi. Artık her şeyi CGI ile yapmaya başladıkları için ilk kostüm biraz daha gerçek materyallerle yapılmıştı. Şimdiki biraz daha CGI evet. Kaydı. CGI de böyle yani sanki zırh orada değilmiş gibi duruyor. Bu da yani garip hissettiriyor evet. Evet bir de şey var karakterlerini zaten konuştuk. Hulk'ın, Thor'un ciddiyetini kaybetmesi falan. Ant-Man zaten bilmiyorum. Ant-Man'i ben çizgi romanlarda okumadım. Çok araştırmadım da. Ama karakter ben, sürekli şaka yapıyor abi. Bu hoşuma gitmiyor. Ben memnunum ya. Paul Rudd'a yakışıyor biliyor musun komedi tonu? Benim ya, hoşuma gidiyor. O adama gerçekten ya oyuncusu için izlenir diyorum. Gerçekten oyuncusu için izliyorum yani. O da interneti düşünce açıkçası. Ha, ben Ant-Man and the Wasp'a sinemaya gitmiştim. Infinity War'dan sonra gelen ilk filmdi. Biraz hayal kırıklığıydı tabii. Evet. Ama... Ya zaten şöyle bir şey var. Infinity War ve Endgame'den sonra gelen filmlerin değeri bilindi yani. Spider-Man mesela milyarı geçmesinin nedeni oydu bana göre. Yani şöyle Endgame'den sonra zaten çok da iyi bir ilerleyiş yapamadım Marvel. Evet. Bir No Way Home benim arşa çıktı. Ben açık konuşayım. Infinity Saga'daki bütün filmlerden daha çok seviyorum No Way Home'u. Belki linç yerim bu konuda bilmiyorum ama No Way Home benim için en iyi Marvel filmidir. Ya, No Way Home ayrı şimdi. No Way Home'da çünkü... Ya sevdiğimiz ikimiz de Andrew fanıyız. Yani evet. Andrew var, Toby var. Ben Toby'yi mesela hani çok beğenmem. Eski geliyor bana biraz daha. Biraz daha ciddi bir Peter Parker olarak geliyor. Ama işte üstattır, saygı duyarız falan o kafadayım. Yani ben şunu da eklemek istiyorum araya. No Way Home'a karşı büyük bir nankörlük var insanlarda. Buna dair zaten video planım var çekeceğim.
Sinemadan çıktıktan sonra Allah'ım harika bir filmdi, çok beğendim falan diye böyle çıkan insanlar, Türkiye YouTube'unda da var böyle insanlar. Evet. Harika filmdi falan filan dedikten sonra işte atıyorum bir hafta iki hafta geçiyor. Arkadaşlar No Way Home çok kötü bir filmdi. Sadece son yarım saati güzeldi, iki saati çöptü falan demeye başladılar. Bu bana nankörlük gibi geliyor. Hoşuma gitmiyor bu tavırları. Ya Bilmiyorum. insanlar prim için bazen yapıyor böyle şeyler. Evet, bu konuda biraz doluyum ama geçebiliriz, evet. Beşinci konu zaten az önce seninle konuştuk hani videodan önce. Sen Nedir? fazla spoiler gelmesi olarak adlandırdın. Ben de çok fazla TV spot olarak adlandırmışım bunu. Ha. Yani şunu söyleyeyim. Doktor Strange 2'yi biz TV spotlardan bitirdik aslında bakarsan. Evet. Aynen öyle. Öyleymiş. Ya ben senin videolarını seviyorum. Böyle yemek yaparken falan. Ferhat'ın videosu gelmiş. Açıyorum böyle arkada falan. Ses olsun diye bazen. Ya. Abi orada bile denk geliyorum mesela. Hani ondan sonra Instagram'dan takip ediyorum. Orada denk geliyorum falan. Her yerde bir şekilde karşıma çıkıyor mesela. Takip etmek istemesem gerçekten şey yaparım hani bütün aboneliklerden çıkarım falan. Bu sefer Keşfet bana öneriyor. TikTok öneriyor. Her türlü o TV spotlardaki sahneler karşıma çıkıyor ve gereksiz spoiler yemiş gibi hissediyorum. Çünkü mesela Kaptan Carter'ın evet olacağını mesela biliyorduk. Hem teorilerde vardı hem de hatırlarsan sana ilk poster geldiğinde bak Kaptan Carter'ın şeyi gözüküyor. Kalkanı falan gözüküyor diye şey atmıştım, mesaj atmıştım. Bu mesela heyecanlıydı abi. Hatırlıyorum. Olacak mı olmayacak mı? What if evreninde mi olacak, normal evrende mi olacak? Nasıl göreceğiz falan diyordum. Aynen. Benim hatta teorim What if evreninde olması yönündeydi yani. Değilmiş. Ondan sonra abi TV spotta şunu gördük yani kalkanla böyle geriye doğru gitmesini, kalkanı Onu niye kullanmasını. gördük yani? Çok gereksizdi. Bunu evet, bu konunun aslında Kevin Feige de farkında, biliyor musun? Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama Kevin Feige şöyle bir şey söylemiş. Fragmanlarda çok şey gösterdik ve bunun için üzgünüm demiş. Ulan o zaman niye gösteriyorsun derler adama yani. Manyak mısın? Abi her şeyi gösterdiniz sonra üzgünmüş. Ulan gösterme o zaman. Abi gösterme yani bu kadar basit. Kevin Feige'nin son zamanlarda bozduğunu düşünüyorum ben de. Yani normalde Marvel'ın başkanı olur kendisi, bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Marvel güzel yönetir, buraya kadar kendisi getirmiştir. Ama son zamanlarda aldığı kararlar pek de hoşuma gitmiyor. Ya ben Birazdan şunu değineceğiz zaten o düşünüyorum. kararlara. Bence Kevin'in üstünde Disney baskısı var abi. Çünkü Disney O da dediğim gibi olabilir. Star Wars'u da mahvetti bana göre. Tam Star Wars'u mahvetmesinde bir tane yönetici var. Onun da suçu var ama Disney'in bazı şeyleri kısması, işte bütçeden kısması, CGI ile bilmem ne kısması ya da işte az önce bahsedeceğim bir tane daha madde vardı. İşte kanlı sahneleri göstermemesi, engellemesi gibi şeyler var. Bu unsurlar gerçekten Evet, o da var. yani Kevin'a biraz baskı yapıyorlarmış gibi hissediyorum. Bir de hani çok fazla karakteri sokmaya çalışıyor şu an Disney. İşte Deadpool, X-Men'ler, Fantastic Four falan. Evet, çok Kevin ne çok yapacağını oldu. bilemiyor yani bana göre. Bence de. Ve özellikle en son dahil olan karakterimiz Miss Marvel var. Mesela o niye var? Onu da hiç bilmiyorum O ben. konuya geleceğiz. Karakterler için de konuşacağız. Hızlıca geçiyorum abi. Kaçıncı konu demiştim? Tamam. Kötü oyuncuları ön plana atması olarak adlandırmışım. Brie Larson Oscar ödülü almış olabilir ama bana göre mimik yapamıyor ve çok sırıtıyor yani Kaptan Marvel'da. Onun haricinde Miss Şunu Marvel söyleyeyim. dedik. Ben Captain Marvel filmi izlemedim. İzlemedin mi? Öyle söyleyeyim. İzlemedim bile. İzlemedim. Ben filmin yani tamam baştan sonuna kadar biliyorum. Ama ben canım hiç çekmedi. Ben Captain Marvel filmini izlemedim. O yüzden Brie Larson hakkında pek bir oyunculuk yorum yapamayacağım ama Endgame'de falan gördüğümüz zaman meh yani. Mehti benim için. Ya aynı dönemde çekildiğini biliyorum zaten. Ben bu ara gittim sinemaya gittim hatta. Çünkü hani Infinity War'u çok bekliyordum. Ulan onun öncesinde de böyle bir film var. Dedim bari karakteri tanımak için sinemaya gideyim. Hem de canım sıkılmıştı evde. Gittim abi o zamanlar. Ya ortalama buldum falan. Bir işte kadın kitle çekmek için yapılmış gibi geldi. Harbiden de öyle. Öyleydi. Hatta 8 Mart'ta girdi yani vizyona. Sen Evet. düşün. Ya kötü oyuncular gerçekten ön plana atılıyor. Birazdan oyuncular hakkında konuşacağız. İşte Miss Marvel falan bana göre sırıtan bir karakter. Baya sırıtıyor. Monica Marvel sırıtıyor. vardı. Abi Monica bana göre sırıtan bir karakter. Brie Larson dedim. Monica'yı severim ben ya. Bilmiyorum Monica Monica'yı bana çok şöyle... sırıtıyor yani. Bilmiyorum, bana sırıtmadı ya. Bilmiyorum. Göreceğiz. Bakalım konuşacağız. Monica'yı Captain Marvel 2'de kullansınlar. Ondan sonra karar veririz iyice. Ona göre evet bir şey yaparız. Bakayım şimdi. Yedinci maddemiz. Kör göze parmak sokar gibi. Evet. LGBT bir feminizmcilik. Böyle Evet, adlandırmışım. bu ciddi bir konu. Sen mi girersin, ben mi? Sen gir. Sen gir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben LGBT'ye saygı duyuyorum.
Ben kendim heteroseksüel bir bireyim. Ferhat. Ben Ferhat da öyleyim. öyle. Ve gerçekten saygı duyuyorum. Zaten eşcinsel takipçilerim var. Onlarla da sohbet ediyorum. Ama Marvel'ın birden böyle heteroseksüelliğe, işte heteroseksüel diyorum pardon, LGBT'yi gözümüze sokması ya da feminizmciliği gözümüze sokması, işte Endgame'deki kadınların toplandığı sahne gibi. Abi çok saçma bir sahne. Çünkü hani Kaptan Marvel gemiyi deliyor. Kadınlar diyor ki yardım alacak. Ulan Thanos'u tek başına girer çıkar o kadın. Ne yardım alacak? Ya aynen, havalı bir sahne ama çok zorlama bir sahne. Ya çok zorlama yani. Sinemada oluyor. Tamam şey oldum böyle. Ha güzel işte, kadınlar da böyle bir şey yapmışlar falan ama son zamanlarda biraz bunu abartmaya başladıkları gibi geliyor. İşte Marvel'ın evet. Bazı ülkelerde sırf eşcinsel sahne var diye işte filmlerini yasaklanması ve orada vizyona sokmaması, o sahneleri kesmemesi falan saçma geliyor bana. Mesela en son Arabistan'da işte yasaklandı. Onun da nedeni şey, iki tane kadın var, hiç öpüşmüyorlar, bir şey yapmıyorlar. Sadece şeyin, Amerika Chavez'in anneleri olarak geçiyor. Yani bu sahneyi kesebilirsin. Bu sahnede sıkıntı yok. Ya da dublajda atabilirsin. Neye Arabistan'daki insanlara şey yapıyorsun ki bu konuda? Ne derler? Evet. Film sizin yüzünüzden izleyemeyecek adamlar yani. Aynen. Bunları kesebilirler. Lakin şöyle bir şey var. Bu zaten şu anda bu popüler zaten. Social Justice Warrior olarak adlandırıyorum ben bunları. Hani sosyal adalet koruyucuları diye çevrilebilir. Eşcinsellik, ırkçılık falan filan. Bunların önüne geçmek için yapılıyor sözde bu. Lakin ırkçılığın ta kendisi bunlar oluyor aslında. Evet. Yani çok garip geliyor bana. Mesela çizgi romanda siyahi olmayan bir karakteri sinemaya getirip de siyahi yapmak, bu ırkçılıktır aslında. Bence. Yani. Neyse, ırkçılığa girmedik. Irkçılıktan bahsetmemiştin sen bu arada değil mi? Onu ya da ben eklemiş da oldum. Umarım... sayılabilir yani. Ben onun mesela aklıma gelmedi. Bak iyi dedin yani. Mesela tamam hadi şey yapıyorlar. Ne derler? Birkaç karakteri değiştiriyor ama Peter Parker'ın çevresine baktığımız zaman herkes böyle bir ten rengi değişmiş. Bir tek Peter kalmış yani ortada. Biraz bu evet. Kör göze parmak sokar gibi oluyor. Zaten o yüzden öyle yazmışım. Şu oluyor yani, aynen. Ya o konuda gerçekten biraz Marvel'ın şey yapması lazım biraz. Aga biz ne yapıyoruz ya? Demesi lazım biraz. Kevin'in bir tokat atması lazım yani ekibe. Ya da Disney'e biraz karşı çıkması lazım artık yani Kevin'in de. Ama ya şöyle bak, Disney'in aslında ben Disney'de böyle şeyleri pek istemediğini düşünüyorum ama toplum baskısından ötürü artık Disney'de adapte olmuş durumda. Ayrıca şunu da söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Feminizm meselesi. Arkadaşlar hepimiz kadınları severiz, destekleriz. Kadınların ön planda olmasını isteriz. Lakin bunun zorlama olmasının hiçbir yararı yok. Evet. Benim hatta zaten son videomda linç yememin sebeplerinden bir tanesi Thor Love and Thunder'da Jane Foster'ın gelip Gore karakterini, ana düşmanı yenmesi beni rahatsız eder. Çünkü bu Thor'un filmi. Bu Jane'in filmi değil. Jane'e film çek, orada Jane yensin. Thor arka planda kalsın. Ama Thor'un filminde Thor ön planda olmak zorunda. Çünkü ben Thor izlemeye gidiyorum. Ya. Ama sen sırf hani kadınlar yaranacağım diyerekten Jane'i öne çıkartıp Jane'e Gore'u yendirirsen, bu benim hiç hoşuma gitmez yani. Şey yaşadık ya, Doctor Strange 2'de mesela Wanda'nın hani Doctor Strange kadar öne çıkması. Abi zaten Doctor Strange hani Benedict 3 filmlik diyelim sadece yapacak. Ondan sonra gidecek evrenden. Abi adam zaten tüm hayatı boyunca Marvel evrenindeki şeydeydi hep. Arka planda kaldı adam. Evet. Hiç yani, ön plana oğlum, çıkamadı. Adam Endgame'de baraj tutuyor. Siz gidin, ben tutuyorum, siz gidin gidin yapıyor yani. Çok saçma ya. Ya bir yerde artık kullan, kendi filminde bile kullanmıyorlar adamı ya. Sırf Wanda'yı kullanıyorlar falan. Çok harbi, saçmaydı yani o karakter artık. Doktor Strange yani bak şöyle söyleyeyim. Ben mesela Spider-Man'i çok severim. Spider-Man'i bu şekilde arka planda görsem hani çok büyük tepki gösteririm. Doktor Strange hayranı olduğumu düşün Spider-Man gibi. Hani deli gibi tepki gösterirsin değil mi? Doktor Strange hayranlarını düşün. Adamların hali harap ya. Yapmayın arkadaşım, yapmayın Marvel. Sevgili Marvel, duymuyorsunuz biliyorum ama yapmayın yani. Bence hayranı mayranı da kalmadı artık adamın yani. Çünkü hani doğru, hayranlık doğru. Duyulması için ön planın çıkması lazım bir yerde. Doğru. Bak şunu söylemek istiyorum. Ne diyecektim? Irkçılık konusunda evet, çok karakterin ten rengi değişiyor artık. Yapacak bir şey yok. İkincisi feminizmcilik biraz göze sokuluyor. Feminizmcilik yüzünden artık şey yapılmaya başlandı. Mesela bir karakterin eski işte kim vardı? Black Widow vardı. Tamam, o bir kadın karakterdi. Yerine kardeşi geldi. Olabilir bir şey. İşte Hawkeye'in yerine olur. Kate Bishop'u soktular. Tamam, çizgi romanda var. Olabilir bir şey. Abi işte Iron Man'in mesela şeyi var değil mi? Bir tane siyahi bir kız vardı. Bir de şeyi vardı. Doğru. Filmlerde gördüğümüz bir karakter daha vardı. Hatırlarsan. Küçük karakter. Hatırladım. Aynen. Adını hatırlamıyorum şimdi. CZ'ye de gelmişti.
cenazeye de gelmişti. Mesela o karakteri niye kullanmıyorsun? Hani mis gibi olurdu. O karakteri mis mesela olurdu. Iron Man 4 filmini o karakter üzerinden çeksen ben izlerim abi. Çok da beğenirim. Ben de seve seve giderim biliyor musun? Adam o topladığı zırh, Iron Man'in bıraktığı zırhları geliştirip kendi teknolojisini üretse evet. Ve o şekilde Iron Man 4 çekseler deli gibi izlerim. Ama adamın onun yerine gidip Iron Heart dizisi çekecekler. Bak şey gelir bana, ne derler ona? İlk Iron Man'i izliyormuşum gibi gelir. Bana o hissi evet, verir yani. Çok iyi olur ya. Çok iyi olur. Yani bir şey diyeyim, şu an senin sayende aklıma geldi bu oğlum. Harika olur lan. Oğlum, vallahi çok güzel olur. Ben o cenazede gördüğümden beri onu düşünüyorum zaten. Ah ya, be. Gereksiz bir evrene kadın karakterler sokuyorlar, tamam. Ama şey yapmayın yani. Bizim karakterlerimizin yerine değil de yeni karakterler olarak sokun. Mesela Miss Marvel tamam. Şey olarak çizgi romanlarda da Kaptan Marvel'a özenip kahraman okay, olan Miss biri. Miss Marvel okey. O Miss Marvel Arden okey. O konuda gerçekten okey. Ama mesela Jane Foster'ı Thor'un yerine getirecekler. İşte Hulk'un yerine She-Hulk'u falan. Abi yapmayın işte bunu. Biz o karakterleri ya seviyoruz aynen. Yani yapmayın. Yeni karakter evet, sakın abi. Evet yani bu bak şu an daha da farkına vardım. Adamlar acaba hani bizim fark etmediğimiz çizgi romanlarda da olmayan Woman Gears tarzında bir film falan mı çekecekler ya? She-Hulk, Jane Foster, Kate Bishop. Olur mu olur. Oha ya. Ya bir de şey var bak. Doctor Strange konuştuk ya. Sonda mesela yeni karakter geldi işte. Doctor Strange'in çizgi romanlardaki eşi geldi. O kadın evet. Da bir gün Doctor Strange'in yerine sokacaklar. Bu beni üzüyor yani. Yapmazlar ya. Yaparlar mı? Yaparlar diye düşünüyorum. Ben, ya şöyle Benedict abimizin yaptığı açıklamaya göre ben daha oynarım Doctor Strange karakterine doymadım falan diyordu. Ben zannetmiyorum ya. Bilmiyorum. Ya, ama bakacağız göreceğiz. Thor'un gidebilme ihtimali var. Ama şöyle bir ihtimali var. Jane Foster süper kahraman filmlerinde pek yer almak istemiyor. Farklı projelerde yer almak istiyor. Yani Thor evet. Love and Thunder'a bile geri döndüğü, nasıl geri geldi belli değil. Belki anlaşma yapmışlardır. Belki yeni Thor o olur ama ben anlaşma yapılmadığını düşünüyorum. Jane Foster'ın sadece bu filmin özel olduğunu umuyorum. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Ya şeyi isterim ben. Jane'in normalde çizgi romanında kanser olma meselesi var ya. Mesela harbiden o filmde ölmesini isterim ben. Çok üzücü bir sahne olur ve Thor çok gerçekten hani Thor'un 5. filmi çekilecekse Rune King Thor için harika bir senaryo olur. Hani Jane'i de kaybettikten sonra artık dayanamayıp böyle harbiden ciddiyete binen bir Thor izlemek isterim. Ben Jane'i de bu arada filmlerde görmek isterim. Jane karakterine karşı herhangi bir sinirim yok ama Thor'un yerini almasını istemeyiz. Sadece bu evet. Detayı atlamıyor. Ya Thor'la birlikte görebiliriz sonuçta hani ikisi sevgili falan. Hoş olur. Ama bence senin de dediğin gibi Natalie Portman oynamak istemiyor ya. Bence o karakteri öyle öldürüp evrende Jane bir yerlerde var şeyini çıkarmaları lazım. Aklımızdan çıkarmaları lazım. Jane evet öldü artık falan dememiz lazım. Bir de benim aklıma şey geldi bu arada. Ben demin Natalie Portman'a Jane Foster mı dedim? Olabilir. Karıştırmış olabilirim. Neyse sen de. Olabilir sen de abi, boşver. Bakalım yeni bir konuya geçelim. Geçelim. Para hırsı yazmışım. +13 film mevzusu. Biliyorsun artık kanlı sahnelerden evet. Bahsettim yani gösterilmiyor. Şey falan var. Moon Knight'da mesela. İşte izledin değil mi Moon Knight'ı? Tabii. Moon Knight'a bayılıyorum. Mesela benim izlemediğim tek Marvel filmi kaldı. O da Captain Marvel. Ayrıca Hawkeye'yi de izlemedim. Onu da canım çekmedi. Bu kadar. Hawkeye'yi izleme sıkıntı yok. Harbi ben, mi? Ben beğenmedim. Yani onu söyleyeyim. Neyse abi. Peki. Şunu söyleyeyim sana. Mesela orada kanlı sahneler olacakmış. Yani baya böyle fotoğraf çekiminde. İşte neydi ya Steven. Steven'ın böyle işte eldiveni taktığı bir sahne var ya. Sahne değil de fotoğrafı var ya böyle havalı. Orada falan ellerinde kan olan bir fotoğraf var mesela. Video arkası var. Ferhat dondu. Ferhat? Ferhat öldü arkadaşlar gitti. Ferhat. Şu an sesin geliyor. Tamam. Geldin. Öyle bir yani kamera arkası var. İşte onun haricinde fragmanlarda gözükmüş. Bu şeyin Winter Soldier... Falcon and the Winter Soldier var ya. Onun mesela kanlı sahneleri falan var. Onlar çıkarılmış. İşte sana spoiler gibi olacak ama Obi-Wan'da mesela şey var. Bir tane sahne var işte. Işın kılıcıyla adam birilerini biçiyor. Abi kan çıkmıyor. İşte onları duydum. Hatta Obi-Wan'da galiba ışın kılıcını vuruyormuş ve ışın kılıcı sekiyormuş. Galiba öyle bir sahne varmış. Ulan bu sopa mı falan diyorlar. Öyle bir sahne hatırlamıyorum. Gördüm. Bilmiyorum. Detaylı izledim Twitter'da ama. Twitter'da gündem oldu bu bilmiyorum. Belki de başka bir filmden bahsediyorlardı ama ışın kılıcı adamı vuruyormuş ve sopa gibi geri sekiyormuş öyle diyor. Onu bilmiyorum. Yani onu gerçekten bilmiyorum. İzliyorum ama bilmiyorum. Ben şunu
Şunun video ben Kaçış çıktı ya, Disney Plus Türkiye'ye geldi, Kaçış diye Türk dizisi çıktı. Ben Evet. Disney'in muhteşem bir şekilde kanı gösterebildiğini bizim dizimizde gördüm. Evet. Kaçış'ı izledim mi bilmiyorum bu arada. İlk İzledin mi sen? bölümünü izledim, hatta şey oldum böyle. Ulan kesin kanlı sahneler göstermezler falan. Kanlı sahneler gördüm. Ananı avradını dedim, böyle bir Aynen heyecanlandım deli yani. gibi kan akıyor oğlum. Ben rahatsız oldum o derece. Deli gibi Arkadaşlar kan akıyor kan şunu gözüne söyleyelim bu getiriyor. arada. Biz psikopat değiliz. Biz inandırıcı filmler izlemek istiyoruz sadece. Aynen. Yani adam vurduğu zaman kan çıksın çünkü görüntü daha gerçekçi. Işın kılıcı seçmesin abi. Işinden delip geçsin, kan çıkartsın yani. Sopa değil ki bu. Evet. Disney'den işte Obi-Wan'dan falan örnek vermemizin nedeni de şuydu arkadaşlar. İşte bu kanlı sahneleri para hırsı yüzünden kesmeleri. Çünkü çocuklar da izlesin istiyorlar. Bu sahnelerin olması lazım. İnandırıcı olması lazım. Bir de Doktor Strange'i biliyorsun. İşte artı 16 mı olacak? Ne olacak? Korku filmi mi olacak falan derken yine bir Artı şekilde 16 olacak da aynen. indirirler. Vallahi. Ben şeyden korkuyorum. Deadpool'u tam dediler artı 18 yapacağız falan ama Deadpool'u bir Yok. artı 16 yapmaya çalışırlarsa ben bir daha izlemem bak. Marvel'ı bırakırım. Aynen. Ben de bırakırım ama Deadpool'a karışmayacaklar. Bunu net olarak söylediler bunu. Bunu zaten Deadpool'un kendi Twitter hesabından ben de takip etmiştim. Adamlar net olarak şunu şey yapıyorlar. Arkadaşlar Deadpool olarak kalacak, karışmayacağız demişler. Deadpool olarak kalacakmış. Ben bu arada şunu Gelsin abi düşünüyorum. orada. Bak. Evet. Bilmiyorum, fikrime katılır mısın? Sözünü böldüm, kusura bakma. Yok estağfurullah. Abi bir yapımı yapıyorsan iki tane seçenek sun platforma. Artı 18 ve artı işte atıyorum 13 diye. Yapacağın şey çok basit. Kanlı sahneleri eklediğin sahneyi artı 18'e yükleyeceksin o diziyi o haliyle. Kansız sahneleri artı 13'e ekleyeceksin. İki tane seçenek, bu kadar yani. Olabilir. Yani Disney Plus'ta bu mümkün. Lakin sinema filmlerinde maalesef iki ayrı seansa Sinemada gitmeleri da gerekiyor. şöyle Sinema. düşündüm. Mesela atıyorum sinemadan sonra Disney Plus'a yükleniyor ya. Tamam, her filmini Evet. yapmana gerek yok ama atıyorum mesela Deadpool'a diyelim ki karışmaya çalıştılar. Deadpool'da da şey olarak yap. Mesela Deadpool kendisi yapmıştı bunu. Bir aile filmi olarak ikinci filmini Aynen. iki ayrı versiyonda yapmıştı. Aynı taktiği Disney Plus'ta uygula mesela. Olabilir. Ya ama bu muhtemelen ek uğraş gerektirdiği için bilmiyorum yaparlar mı, Ek para bulaşırlar mı? tabii ki de Çünkü harcanacak onlar ama. aynen onlar kısmaya çalıştıkları için zannetmiyorum ya. Neyse. Maalesef. Sen ne diyorsun abi bu işte zorlama neydi? Artı 13 sahnelere. Ya şöyle ben tabii şimdi yaşımın büyük olmasından dolayı artı ya yani 18 yaşımı geçtim, 19 yaşıma girmek üzereyim. Ben okeyim. Ya şimdi bizim açımızdan baktığın zaman elbette ki olsun isteriz ama şimdi Tabii. küçük kardeşlerimiz de sinemaya gitmek istiyorlar aslında. Onlar da istiyorlar. Onlar için aslında düşük seviyede olması güzel. Aslında senin dediğin gibi bir çözüm sunsa çok daha iyi olabilir. Bir artı 13 versiyon olsun, bir artı 18 versiyon olsun, kan şiddet görelim ama yapmayacaklar bunu biliyoruz yani. Disney mümkün değil. Disney zaten genel olarak çocuk platformu olarak görünüyor herkes tarafından. Evet. Her ne kadar öyle olmasa da. Disney de bu algıyı kırmak için hiçbir şey yapmıyor. Böyle devam ediyor. Muhtemelen böyle de devam Ya eder. sadece şunu söyleyeceğim ben. Her filme yapmak zorunda değiller tabii ki de. Disney Plus'ta böyle bir çözüm yapabilirler. Bir de atıyorum korku filmi diyorsan ardından o filmi korku filmi yap yani, anladın mı? Yap yani Marvel'ın ilk yap. korku filmi diyorsan o filmi, tamam, Multiverse of Madness diye bir isim koydun, bize hype'ladın. Ama öyle bir şey yapmadın. Bari Yapmadın. korku filmi sözünü tut, anladın mı? Sadece tek filmlik yap yani, Ben bunu o yapmıyorlar. Multiverse of Madness'a zaten çok kızgınım. Ayrıca posterde Deadpool'u gösterdiler bu arada net olarak. Evet. Deadpool'un şöyle bir pozu var. Şöyle mi? Şöyle mi? Böyle bir pozu var. Yapıyor böyle. Posterde net olarak belli oluyor. Ama filmde Deadpool yok. Ya çok saçma ya. Harbiden. Aslında Deadpool'da olacaktı da kestiler onu muhtemelen. Zaten Evet. buna dair bir video çekmiştim de hatırlıyorum. Senarist demiştik ki getirmeyi düşündük sonra vazgeçtik demişti. Evet, izledim senin Bakalım. videonda. Neyse biz bu şeyi keselim çünkü gerçekten kızgınız. Evet. 9'uncuya da aynısını yazmışım. İşte kanlı sahnelerin Yumurcak TV çizgi dizilerinden bir farkı olmaması yazmışım. Bunu net konuştuğumuz Sen için buraya bayağı. atlıyorum. Aynen tamam. Bununla konuştuk aslında az önce. İşte Multiverse şey gereksiz hype oluşturmak yazmışım. İşte Doktor Strange'in ikinci filmi ismi Multiverse of Madness. İşte çoklu evren çılgınlığı falan, ne bekliyorsun? İşte X-Men'ler gözükecek, farklı evrenler yazacak. Abi 30 saniyelik bir evren kısmı var. Bir de bir tane evrene gidiyorlar. Wanda gidiyor işte orada bir makarna yaptığı sahne var. Ağzını Evet. kapattığı bir sahne var falan. Abi çok saçmaydı yani. Ya gereksiz hype şimdi gereksiz hype
Filmin ismi hype'lıyor mu insanı? Evet, hype'lıyor ama hype'lıyor, aslında çok gereksiz hype'lıyor. Hype... Doğru ya, Multiverse of Madness dediğin... Ya bu örnek genelde Multiverse of Madness'a odaklı olabilir. Orada evet. Haklısın. Başka bir Marvel filmi var mı diye örnek aramaya çalışıyorum gereksiz hype yaptığımız. Yok, gereksiz hype yani bunu yapmamın tek nedeni Doctor Strange 2 bana göre. Ya yani şöyle bir şey de var. Diyelim ki Ari bir tane daha şey çekti. Çoklu Evren Çılgınlığı filmi çekti. İsmi böyle Secret dediğimi Wars bakma. Çekti. Abi ben umutlanmıyorum artık. Secret Wars da gelse, bilmem ne de gelse, o da gelse, bu da gelse. Umutlanmıyorum ama yani. Ama Secret Wars'ı iyi yapmak zorundalar. Çünkü şöyle düşün. Avengers'lar önceki yani efsanevi Marvel filmlerinde de neydi? Infinity Saga. Ha, Infinity Saga zamanında da Avengers'lar çağ açıp çağ kapatan güzel filmlerdi. Avengers zaten Diğerleri öyle biraz yani. daha ara filmler gibiydi. Muhtemelen yine aynısı oluyor abi. Avengers geldiği zaman muhtemelen bizim çenemizi kapatacaklar ya. Umarım öyle olur yani. Ben şunu Bilmiyorum. düşünüyorum. Marvel biliyorsun kocaman bir pahalı bir dizi aslında. Marvel'ın ana bölümleri, final bölümü ya da ilk pilot bölümü Avengers'lar oluyor genel olarak. Ara bölümlerde diğer işte şeyler. Ara böyle sahnelerde diğer filmler, diziler artık. Ya evet. Katılıyorum. Vallahi ama bakalım ben... Dizilerin dahil olması şöyle çok sıkıntı. Bizler için yine okey, biz birçok Marvel filmini izledik ama yeni izleyici için o kadar göz korkutucu bir şey ki. Bir Evet. evrene gireceksin. Düşün, hiç izlememişsin. 25 tane, 25-30 tane film var. Ayrıca bir de diziler var. O kadar göz korkutucu ki. Çok bilmiyorum, garip, karışık Ya yani. şöyle bir şey var. Dizi dediğimiz şey zaten hani bir diziye başlarken abi of, dizi izlemek istemiyorum. Tek filmi ilk izlemek istiyorum falan diyorsun. Evet. Kısa olması iyi bazı konularda. Mesela 6 bölümlük falan Tabii 6 bölüm. Moonlight. WandaVision biraz uzundu. 9 bölümdü. Ama İşte orada kısa kısa bölümler vardı. She-Hulk geliyor. 9 bölümmüş. Mesela 9'u bölüm olduğunu hiç beklemiyordum ben She-Hulk'ın. 9 bölüm çok sıkıntı ya. 9 hafta. Ya şöyle bir şey var. Ben Yeni bir kendi karakter açımdan için çok söylüyorum. uzun. Bence. Evet ve 9 hafta video çekecek olmak da o konuya dair. Çünkü ben zaten artık öyle yapmayı planlamıyorum. Çünkü her bölümde video çekecek materyal olmuyor. Evet. Ben artık video çekecek materyal olduğunun olanın bölümüne nasıl bir cümle bu? Anladınız işte. Video çekecek materyal çıkartan bölüme video çekeceğim. Oh. Ya She-Hulk'la öncelikle şunu düşünüyorum zaten. Hani 9 bölüm bence gereksiz olacak. Neden biliyor musun? Abi çok bariz bir Neden? şekilde işte She-Hulk'ın ilk bölüm sonuna kadar normal hayatını izleyip son anda işte kaza yaptığı bir sahne var ya, orada She-Hulk'ı dönüştüğünü izlediğimiz anda bitecek. Bunu biliyorum ben. İlk bölüm böyle İlk bölüm olacak. mü? Bana göre böyle olacak. Evet, Teorimde budur. muhtemelen. Sonra ne olacak? Hulk'ın yanına gidecek ya ikinci ya da üçüncü bölümde. Bence ikinci bölümü şöyle olacak. İşte arkadaşıyla konuşacak falan. Bak ben böyle bir şey olabiliyorum falan. İkinci bölümün sonunda Hulk'ın yanına gidecek. Üçüncü bölümde Hulk eğitim verecek. Tamam, üç bölümü konu hazır. Bana göre böyle. Dördüncü bölümde Abomination dahil olacak. Aynen. Beşinci bölümde bilmem ne falan filan derken. Abi beşinden sonu yok bende. Dokuzda kadar ne yapacaklar çok merak ediyorum mesela o konuda. Ya WandaVision'daki taktik olabilir bu da. WandaVision çünkü bazı bölümleri çok heyecan verici olduğu için Evet. kısa kısaydı. Mesela yarım saat bölümleri vardı diye hatırlıyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama öyle bir yerde kesiyorlardı gibi bölümü. Bir sonraki bölümü heyecanla bekliyordum. Bunda da öyle anlar olabilir. Öyle bir İnşallah. yerde keserler ki atıyorum mesela Hulk'ın ayağı gözüküyor. Aman tanrım Hulk geliyor, Hulk'ı göreceğiz derken pat bitti, bir sonraki bölümü bekle tarzında olabilir. O şekilde izletebilirler yani. Bu konuyla ilgili konuşacağımız da bu kadardı. Bakalım neye geçmişiz? Karakter orijinlerinin çok fazla değiştirilmesi. Örnek Miss Marvel güçleri demişim. Evet. Bu çok yeni yazdığım bir madde. Miss Marvel'ı izledikten sonra. Miss Marvel biliyorsun Inhuman. Inhuman'ları dahil etmek Evet. istemiyorlar. Yani o son film faciasından sonra bir tane film çekmişler hatırlarsan. Evet. Hatırlıyorum. Hani, dizi diye hatırlıyorum ama film miydi o? Diziydi pardon. Galiba. Bilmiyorum, izlemediğim için. Ben de izlemedim. Biliyorum ama izlemedim hiç. İşte biraz kozmik güç eklemişler ki işte Kaptan Marvel'la kullanalım. Monica ile birlikte kullanalım falan diye yapmışlar. Ama ben Miss Marvel'ın kendinden güçlerinin gelmesini isterdim. Bir bileklik sayesinde değildi. Ya aynen, onu ben de isterdim. Yani bir bileklik, ya gerçi o bilekliğin şimdi ne özelliği var bilmiyoruz ama çizgi romandaki hikaye çok güzel bu arada. Evet. Biliyor musun bilmiyorum. Çizgi Biliyorum. romanlardaki hikaye harbiden çok güzel. Böyle Iron, en sevdiği karakterler Iron Man, Captain America ve Captain Marvel galiba. Onları görüyor, Evet. onlarla konuşuyor falan. Harika bir orijin hikayesi varken burada bir bilekliğe bağlanması biraz sıkıntı. Ya bu konu hakkında sadece bunu demek istiyorum. Şey var bir de hani
Senden duymuştum galiba bunu. İşte Mr. Fantastic gelecek ya, güçleri yakın olmasın diye yapmışlar tarzı bir şey demiştin galiba. Sen Aynen. demiştin. Kevin Feige, ben mi dedim hatırlamıyorum ama ben de böyle bir cümle kurdum Ya senin galiba. videonu da izledim diye hatırlıyorum. Kevin Feige değiştirmiş bunu. Net olarak o karar vermiş değiştirme şeyini ama hani neden verdiğini tam olarak hatırlamıyorum şu an. Belki demişimdir Şimdi düşününce aslında evet, Mr. Fantastic'le benzememesi konusu iyi. Çünkü hani iki tane aynı karakterin olması kötü olur. videoda. Ya evet. Aslında okey ya. Şimdi düşünce okey geldi. Bir de kozmik güç eklemeleri tamam, mantıklı, ama bunu bir bileklikten gelmemeliydi bence. Hadi bileklikten Aynen, geldi, biraz daha şeye çalışabilirlerdi. bağlayabilirler diye düşünüyorum. Hani hala bir umut umuyorum Miss Marvel'dan. Hani bu bileklik sadece güçlerini ortaya çıkaran, sadece onları baskılamanı Doğru, o da engelleyen bir olabilir şey bu arada. olarak. Asıl güç içinden gelsin falan, o tarz bir şey yaparlarsa çok güzel Muhtemelen öyle olur. olacak. Muhtemelen oraya Bakalım. bağlayacaklar, evet. Ya bu konuda sadece Miss Marvel'dan örnek verdim. Diğer karakterlerden hatırlamıyorum şu an, orijini değişen. Valla ben de hiç hatırlamıyorum ya. Ya Peter'ın tabii biraz Iron Stark Junior olma mevzusu var. O kadar. Aa, o mevzu çok ayrı bir mevzu. O Iron Junior Boy zamanları. Neyse Ona geçti ayrı artık, video onu çekilir. hallediyoruz. Ona ayrı video çekilir. Aynen 12. öyle, maddemiz orası. olarak şunu yazmışım. Dizilerin kötü finalleri Moon Knight, WandaVision. WandaVision'ın finalini beğendin mi? Şöyle söyleyeyim. Beklediğim gibi değildi. Çünkü bizi o zamanlar çok hype'ladılar. Kapışma sahnelerini beğenmedim. Açıkçası bunu söyleyeyim. Moon Knight'ta da aynı. Zaten seninle konuştuk. Evet. Ya şey vardı mesela 8. bölümde mi ne? Abi Agatha mıydı? Agatha. Agata. Agatha ha? Ben de telaffuz harbiden kötüymüş. Agatha Sıkıntı Harkness'ın değil. Hiç şeyi sorun var değil. mesela, makyajı var abi. Nasıl bu kadar çirkin bir makyaj yapabildiniz? Bunu anlamış değilim. 7. bölümün sonunda mı, 8. Ya bölümün ben başlangıcında mı ne? evet doğru hatırlıyorum. Böyle bir uçtuğu çocukları boğazından tuttuğu bir sahne vardı. Şöyle uçuyor falan. Garip bir makyaj evet. Ama ben Neyse. yine de WandaVision'ı seviyorum ya. Neyse hadi dedik ki şey, hadi makyaj olur. Olmayacak şey değil. Bari güzel bir kapışma olsun dedim. Bence kapışma kötüydü. Ben beğenmedim. Açıkçası kendi fikrim. Agatha ile Wanda'nın arasındaki kapışma ne çok iyi ne de çok kötü. Hani Wanda'nın bildiği şeyleri tutarak, kullanarak böyle gelen büyüyü oraya sektirip, buraya sektirip böyle bir rün şeyi yapıp alması benim hoşuma gidiyordu. Ama yine de tabii daha fazla aksiyon, daha güzel bir aksiyon beklersin. Tabii. Bana şey geldi. Çünkü Çok sıradan geldi bir de o sahne. ya aynen biraz daha cadı kapışması izleyebilirdik. Böyle büyülerin ne bileyim hani havada uçuştuğu, iki karakterin de savaşmaktan yorulduğu falan hani görebilirdik ama görmedik. Belki de Agatha Harkness dizisine saklıyorlardır böyle bir dövüşü. Umarım, bakalım. Bir de Moon Knight'ta işte komşuyla diğer karakterin adını Amit. unuttum. Amit'in kapışması vardı. Abi İğrençti. iki tane dev karakter yani kapışıyor ve olay şey yani vaa diye savrulmaktan ibaret yani. Bir şey bekliyorsun böyle, işte duman olacaklar, havada kapışıp yere düşecekler falan, böyle heyecanlı sahneler bekliyorsun. Ara işte Çok Moon kolay Knight'la kaçırmıştı, evet. Arthur muydu o karakterin adı? Evet, Arthur Harrow. O da çok kötüydü. Ya oraya bir de şeyi sokmaya çalışmışlar. İşte Moon Knight'ın işte karısını sokmaya çalışmışlar araya. Bence kötüydü Evet, yani. ya o da çok aceleye geldi son bölümde. Layla'nın bir anda süper kahraman olması. Şey iyi de bak. İşte Steven'la Mark arası geçiyor ya. Kostümler değişiyor falan. O sahne harbiden güzeldi. Güzeldi. Gerçekten beğendim. Hani şeyi sorgulamadım. Steven ne ara böyle dövüşmeyi öğrendi amına koyayım falan yapmadım. Ama yine güzeldi o sahne. Ama işte Layla'nın gelip birden böyle bir şey olması falan. Ya Moon Knight'ın bence artık sinemaya taşınması lazım. İlk sezonu Evet. izledik, ikinci sezon gelecek, maalesef gelecek. Yani maalesef diyorum çünkü ben ikinci sezon yerine sinema beklerim abi. Moon Knight'ı öyle sinema kalitesinde izlemek çok güzel olur ama getirmeyecekler. Ben bu ara şeyi gerçekten hani bu Jack'ti değil mi? Üçüncü karakterin adı. Üçüncü Jake kişinin. aynen. Onun mesela gerçekten keşfedilmesini, sinemaya bağlanmasını isterdim. Ben de. Onun haricinde ikinci sezon için umutluyum ama önce arada bir sinema filmi görsek de ikinci sezonu öyle mi görsek falan isterdim yani. Keşke ama yok. Maalesef ikinci sezon geliyor ya. Bakalım. Öyle oluyor Umutluyum ya. ama ya. Ben Moon Knight'ı seviyorum. Kapışma sahnesi kötüydü. Onun haricinde ben sevdim diziyi. Oyuncusu zaten Ben de çok iyi. Moon Knight'a ben bayılıyorum ya. Ben bayılıyorum abi. Çok güzel. Loki mesela. Loki'yi çok sevdim. Loki harbiden Loki de çok iyi. Bak yani. zaten benim halen daha ayrı bir yeri olan WandaVision benim için bir numaradır. Ben WandaVision'ı çok severim. Çünkü yani benim için yeri ayrıdır. Çünkü o her hafta heyecanla beklemek. Ulan Evet. acaba ne olacak, ne olacak, ne olacak? O benim için bir numaradır. İkinci sırada Moon Knight ve Loki benim için eşittir diyebilirim. Şimdi sıralama yapmak istemedim. Hepsini seviyorum ya.
Ama WandaVision bir numarada yine. Bak diziler ve filmleri birleştirerek bir sıra yapacak olsam Infinity War, Loki, No Way Home, Moon Knight olarak gelir bende. Ha, WandaVision'ı sen o kadar beğenmedin. WandaVision'ı dediğin gibi son sahne yani. Son hani. Ya aynen finali biraz sıkıntı ama diğer 8 bölüm benim çok hoşuma gidiyor. Wanda'nın mesela, hikayesini çok iyi işlediler ya. Bak onu diyecektim tam da Wanda'nın hikayesi ardından duygulandım böyle ardından gözlerimden yaş aktı. Evet abi bayağı iyiydi ya. Ben bir de Wanda fanıyım. Ya maalesef Doctor Strange'de pek de iyi işlenmemiş olsa da ben Wanda'yı severim. Wanda iyiydi. Wanda iyi bende. Elizabeth olsun. Bak 12 tane madde almışım. Onun haricinde yazdığım 2 tane daha ekstra başlık var. Abi normalde maddeliğimiz bitti neden bizce bozduğunu söyledik. Sohbet ederek söyledik bunları. Hani konuyu niye açıklamadınız lan hani, falan yapmayın. Harbi. Beyler biz sohbet ettik. Ben video çektiğimizi unuttum lan şu an falan. Ben seninle sohbet ediyorum değil mi? Bu muhabbet videosu arkadaşlar. Biz iki samimi arkadaş olarak sohbet ediyoruz. Bak aynen. Şunları yazmışım. Abartı bulduğum kötü oyunculuklar falan. Abartı bulduğum karakterler parantez içinde kötü oyunculuklar vesaire yazmışım. Zaten videonun başından beri söylüyorum. Monica, Miss Marvel, Kaptan Marvel, Echo. Echo'yu zaten sen bilmiyorsun Hawkeye izlemediğin için. Echo Hawkeye'de görünüyor mu? Görünüyor. Ha ben onun dizisinin geleceğini biliyorum da. Spoiler vermiş sana yok. Ama. Bence tamam şey olarak güzel mesela. Sağır bir de bir bacağı olmayan bir karakter. İşte protez kullanan bir karakter. Onun böyle bir... Çok daha fazla spoiler veriyorsun. Daha da verdim. Hawkeye'in sonunda bu ölüyor falan diye. Neyse zaten umurumda değil. Bu çok karakterle izlenmiş. İlgili bir şey. Yani çok etkilen bir şey değil. Hani çok spoilerluk bir şey olsa gerçekten vermem. Fiziksel özellikle. Yok sıkıntı yok. Bu karakterin gerçekten şeyi görmek güzel olur. Hani sokak kavgalarında falan güçlü görmek falan. Gerçekten güzel olabilir. Mesela Daredevil'da görme engelli bir karakter. Daredevil'da olacak. Evet. O mesela görme engelli bir karakter. İki sezon izledim. Üçüncü sezonu daha başlayamadım. Onun falan çok güzel yansıtmışlar mesela. Echo'yu da güzel yansıttığını düşünüyorum ama biraz şey olmuş ya. Ayrı bir dizi çıkmalı mıydı? Bence çıkmamalıydı. Şey işte ama dizide Daredevil'da olacak ya. Muhtemelen Daredevil'a iyi götürürler. Muhtemelen ikisini hani, bir takım yapsalar güzel olur bence. Ben de şimdi Echo'yu hiç tanımıyorum. Yani tanımadan konuşuyorum ama Echo diye bir karakterin dizisi gelmeli mi? Yani... Bak hatta şu da bir başlık olabilir. Gereksiz karakterlere dizi çekilmesi. Abi Agatha Harkness'ın dizisini biz niye izliyoruz? Biz WandaVision'da izledik zaten. Ya, niye Agatha Harkness şey dizisi geliyor? Ya. Niye Echo dizisi geliyor? Ya ben orada şöyle bir şey bekliyorum. İşte Wanda ile işte normal bir hayat yaşasınlar istiyorum. Hani Wanda o kötülükten sonra biraz toparlanma sürecini orada yaşasın istiyorum. Onu biz izleriz ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? Çıkan söylentilere göre Agatha Harkness dizisinde Elizabeth Olsen olmayacakmış. Söylentiler o yönde tabii. Gerçek midir bilmiyorum ama. Abi o zaman izlemem. Ya her hafta beklerim. Umarım olur bu arada. Muhtemelen bilmiyorum. Ben beklerim ya. Şimdi bak dizi gereksiz ama oyuncuyu ben çok seviyorum. Agatha Harkness'ın oyuncusu harika. Hatta WandaVision'da bir şarkı vardı ya. Anything. Esther evet. Agatha. Oh, yapıyor. Harika oğlum. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben Agatha'yı severim ama dizisi gelmedi mi? Hayır. Evet. Karakteri iyi de yani aynen. Her hafta dizisini bekler miyim? Beklemem. Büyük ihtimalle işte 6 bölüm mü olacak? Kaç bölüm olacak? Bitince izlerim. 6 olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim. Marvel ne yapar eder? Bizi izletir bence. Ya illaki sürpriz yumurta olur. Ya bir de biz şimdi spoiler yememek için izliyoruz yani. Bu kesin. Aynen. Wanda gelmeyecek derler başta. Sonra Wanda'ya doğru ilerlerler. Wanda'yı getirirler bence. Olabilir. Yani olabilir diye düşünüyorum. Yoksa kim niye izlesin Agatha Harkness'ın dizisini yani? Ya bir de şöyle bir şey var. Ben normalde mesela Miss Marvel'ı izlemeyecektim. Bitince izleyecektim. Sırf hani işte çarşamba günleri geliyor. Obi-Wan'ı izliyorum. Ulan izleyecek bir şey yok deyip açıyorum. Hatta şey böyle artık o kadar Miss Marvel'dan ümitsizim ki dublajlı izliyorum. Normalde dublajlı izlemiyorum ben Marvel dizilerini. Daha böyle hani hissiyatı istediğim diye anladın mı? Mesela dublajlısı Oscar... güzel mi peki? İdare eder. Ben Miss Marvel'ın ilk bölümünü izledim ve diziyi beğenmediğimi söyledim. Bayağı bir linç yedim ve o kadar sinirlendim ki videoyu sildim. Sinirimden dedim ki bir daha Miss Marvel'a video çekmiyorum dedim. Şöyle bir şey var bak. Ve izlemeyeceğim de. Bak şöyle bir şey var. Miss Marvel Müslüman bir karakter ya sırf bu yüzden bile savunanlar var. Hatta bu yüzden nefret edenler evet, de var. Olabilir. Olabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Müslüman olması maalesef dizinin kötülüğünü iyileştirmiyor. Yani... Ayrıca Miss Marvel'ın şöyle bir triği de var. IMDb'si çok düşükken Rotten Tomatoes'ta puanı 96. 96. Evet.
Ama çok belki ilerleyen bölümlerde yani. Bir şey olur yani. Çünkü o puanı umarım, verenler vardır yani, illa tüm bölümlerini izleyen kişiler veriyordur o puanları değil mi? Galiba evet. Sanırım öyle, evet evet. Çünkü çıkmadan önce o puanlar belli olduğuna göre bir şeyi vardır yani. Umuyorum yani. İnşallah umarım bir şey bağlanır yani. Young, neydi? Young Avenger mıydı? Öyle bir şey bağlanır diye umuyorum. Onun yerine Captain Marvel 2'ye bağlanacak. O kesin bir şey zaten, onu biliyoruz. Mesela bunu söylemek oraya istiyordum. Bağlarlar. Şimdi aklıma geldi. WandaVision'ın sonunda abi işte Monica'ya bir yol çiziliyor. İşte başka karakterlere yol çiziliyor falan. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şey mi? Ya birbirlerine bağlanmalarından mı bahsediyorsun? Bence çok zorlama yapmışlar son sahnede onu. WandaVision'dakini tam olarak hatırlamıyorum ama bir yerde oturup Monica'yı mı çağırıyordu birisi? Ya bir tane ajan geliyor, FBI ajanı. Bu işte Skrull çıkıyor ve Monica'ya diyor ki işte Kaptan Marvel seni mi bekliyor? O seni mi bekliyor? Bir şey diyor yani. Öyle bir bağlama sahnesi vardı. Film zaten Doctor Strange 2'ye bağlanacaktı. Film diyorum, dizi. Ondan önce bir yere daha bağlanıyordu sanki ya. Ant-Man'e mi bağlanıyordu? Bir şey daha bağlanıyordu diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlayabilirim. İşte Captain Marvel'a bağlayacaklardır. Şey var ya, Jane Foster'ın kardeşi mi? Yanında bir tane kız vardı. Thor filmlerinde gördüm. Darcy. O bir yere bağlanıyordu. Öyle miydi? O bir yere bağlanacak diye biliyorum yani. Bilmiyorum. Neyse, ben bana... Darcy'yi severim bu arada. Sen gittin bu arada bir ara. Darcy'yi severim dedin galiba. Gittin mi? Şu an varsın. Olabilir arkadaşlar. Arada internet sıkıntısı olabiliyor. ne diyordu? Konumuz var. Bak ben bağlanmalarından memnunum bu arada. Ama tabii her dizinin sonunda yeni bir karakter çıkması yani gerek yok. Ya şöyle bir şey var. Mesela bak Hawkeye'den sonra Echo çıkıyor, Echo'ya dizi çekiyorlar. WandaVision'dan sonra Agatha çıkıyor, Agatha'ya dizi çekiyorlar. Şöyle bir şey yani. Var. Tabii ki de bağlanabilir. Zaten Marvel bunu kendi filmlerinde yapıyor. Yani After Credit dediğimiz şey bu yüzden var zaten. Yani evet. Daha sonra gelecek filmden ya da ikinci sezondan bilmem neden haber versin diye. Ama şöyle bir şey var. Son bölümde böyle bir zorlama sahne gibi olmuş, anladın mı? Hani dizinin atıyorum 7. bölümünde çıkar böyle bir şey, anladın mı? Son bölümde neyi yapıyorsun abi? Benim biraz o zorlama gidiyor yani. Bilmiyorum. WandaVision bayağı oldu zaten izleyeli ama benim zaten tek beğenmediğim şey finaliydi. Onun dışındaki çoğu şeye okeyim ben. Onun haricinde Echo dedik. Miss Marvel dedik. Kaptan Marvel'dan konuşmak istemiyorum. Sen izlememişsin. Bir de sana göre sırtan bir oyunculuğu var. Bilmiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda iyi olabilir. Kadını bir de egosundan dolayı oyuncular sevmiyor zaten. Öyle mi? Öyle bir şey var. Evet. Bilmiyorum. Kendisi zaten bir de buradan sonra Fast and Furious'ta da oynayacak. Bakalım orada sorun yaşayacaklar mı? Bakalım ne olacak? Monica'yı dediğim gibi sevmiyorum. Bana göre zorlama bir karakter. Hani çıkmış birden güç kazanıyor falan. Çok ben sevmiyorum ya. Ben sevmiyorum abi. Onun haricinde abartı bulduğum karakterler bunlar. Senin var mı? Yok. Bu arada şunu söyleyecektim. Monica'nın Captain Marvel'a bağlanması şöyle okey. Monica'nın annesi Captain Marvel'la arkadaştı ya. Evet biliyorum. Aslında o yüzden okey olabilir. O benim o yüzden gözüme batmadı galiba. Bana şey tam ona bağlanacak da biraz güç kazanması falan şey oldu ya böyle. İşte Wanda'nın yarattığı gerçekliğe girerken güç kazandı falan. O da şey gibi düşün. Miss Marvel'ın bilekliği takınca bir anda güç kazanması var ya. Aslında evet. O güç içinde vardı. Onda da aynı şey muhtemelen. Bence İşte ikisi yani. De bana şey geliyor biraz. Hani bunları da bir güç kazandıralım lan. Gibi zorlama geliyor. Hani şey bak. Leyla okey. Hani tamam. Aynen. Sonuçta tanrılar var ve avatar seçiyor kendine. Bu okeydi. Aynen. İki karakterin birden böyle güç kazanması. Bir de hani ikisi de bir Kaptan Marvel hayranı. Bir de Kaptan Marvel'ın işte onun annesinin arkadaşı yani. Bu karakterleri birden böyle denk düşmesi falan çok saçmaydı bana göre ya. Ya onu direkt filmde koyacaklar için hızlı hızlı bağlamışlardır yani. Vallahi bakalım nasıl olacak. Biraz işte o film satsın diye yapmışlar ama bakalım. Bakalım. Onun haricinde düşünüyorum abi. Hani abart oyunculuklar var mıydı falan, yoktu. Bir de bu biliyorsun kadın karakterleri konuştuk ya. Şu an aklıma geldi. Mesela Loki'nin kadın versiyonu. Sylvie. Ben okeyim bu arada Sylvie'ye. Ben Sylvie'yi seviyorum. Bak o yüzden konuyu açtım zaten. Gerçekten mesela Arden güzel bir oyuncu. Güzel bir hikayeyle bağlamışlar. O çok hoşuma gitti. Gerçekten ikisini görmek istiyorum yani. Yapmak istediğin şey anladım. Arkadaşlar diyor ki yani Umut veya Jonas ne dersiniz artık. Jonas. Diyor ki kadın karakterleri seviyoruz.
Ama güzel işlendiği zaman. Güzel işlendiği zaman arkadaşlar. Mesela She-Hulk güzel işlenecek mi? Bu. Bunu merak ediyorum ben. Bu tür soru işaretlerini yani kafamızdan kaldırmak istiyoruz. Mesela Loki ile işte Lady Loki diyeceğim. Şimdi unuttum ismini tekrardan. İkisinin bağlanması güzeldi. Sylvie'ydi değil mi? Aynen. İkisinin bağlanması gerçekten güzeldi. İkisinin uyumu güzeldi. Ama mesela iki birbirine uyumsuz olan karakterlerinin bağlanması kötü. Mesela şey Endgame'de Tony ile işte eşinin sahnesi vardı. İkisinin böyle zırh giydiği savaşta. O sahne de çok güzeldi. Çok güzeldi. Bu tarz güzel sahneler oluyor ama bazı sahnelerde zorlama oluyor. Yeni karakterler gelince falan. Bakalım ya. Ve bakalım işte. Evet sen devam et. Halilerler bir şekilde. Böyle diyecek bir şeyim yoktu. Ekstra olarak abi son olarak bir Sony yeri geçirmek istedim. Şöyle tamam. Yazmışım hatta. Ekstra Sony tarafına geçirmece yazmışım. The Amazing Spider-Man 3'ü en son konuşalım istiyorum. Onunla final yapalım istiyorum. Venom hakkında başlayalım mı? Kısa kısa bir konuşalım. Venom'un neyi hakkında? Şimdi neyi konuşacak çok şey var Venom filmler, hakkında. Filmler alakalı. Kısaca bir yorum. Venom'un ilk filmi benim için okey. Çok iyi değil ama ben okeyim. Ama ikinci film benim için hiç iyi bir film değildi. Venom'un zaten ilk filmde de vardı bu sorun. Venom'un şaka karakteri haline dönüşmesi, iti ciddiyetini kaybetmesi bildiğin atıyorum Sonic gibi birine dönüştü yani Venom. Uzaydan gelen bir yaratık. Sonic tatlı bir karakter değil mi? Uzaydan geliyor. Çok sevecen, heyecanlı, şen şakrak. Venom da buna dönüştü. Ama Venom böyle bir karakter değil. Venom'un gaddar olması lazım. Venom'un ürkütücü olması lazım. Ama Venom ikinci filmde motivasyon konuşması yapıyor. O kadar saçma ki arkadaşlar. Ben Venom'um. Korkunç gözüküyordum. İnsanlar benden korkardı ama ben işte artık iyi biriyim falan. Çok saçma ya. Hani Venom'u getirdikleri yani hiç hoşuma gitmiyor. Özellikle bir de No Way Home'da After Crisis adamı getirdiler. Evet. Bir şey olacağız zannettik. No Way Home'da onu göreceğiz zannettik. Bir baktık Venom yok. After Crisis'te kendi evine geri döndü. Ulan niye geldi bu No Way Home o zaman? Çok saçma yani. Ya Tom Hardy'nin şeyini yani. Düşünsene kariyerini. MCU'da oynadım ne için? After Credit'te yarım saat gözükmek için. Yarım saniye. Ha geldim gittim. Bir uğradım. Bir uğradım. Aynen. Ya Venom hakkında yorum yapmak istemiyorum. Üçüncü film çıkıyormuş diye dün gece yayında da bana sordular. Yani kötü olacağını düşünüyorum. Ve Carnage'ı harcadılar. İşte Toxic gelecek. Kötü olmayabilir ama. Biliyor musun? Yani tamam yine kötü olacak ön yargımız var ama son film olacak. Venom'un son filmi ve Multiverse'ü isteyecek. Ya multiverse evet biraz multiverse olduğu için bir var bir şeyler. Severiz çünkü var, çok yerlerini. Ama evet severiz. Venom'un yani gidişatı kötüydü ve iyi ki dedim ki Tom Hardy MCU'da kalmamış ve şeye bağlanmamış. Bu arada oradaki benim zamanda şöyle bir teorim vardı. Neydi? Ha, paralel evrenlerde bazen insanların aynı göründüğünü biliyoruz. Mesela Loki'de farklı bir evrende Loki ile aynı görünen bir insan vardı. Hani Loki de o da ama ikisi de aynı görünüyorlardı ama farklı evrenlerdelerdi. Evet. Acaba diyorum ben bizim izleyeceğimiz Tom Holland'ın evreninde de Hardy'nin Venom olabilir mi? Evet bu mantıklı bu arada. Şu an sen hani konuyu açınca aklıma geldi. Hardy'den olabilir dedim. Olabilir. Ben ikisini de farklı evrenlerde kullanabileceklerini düşünüyorum ama tabii insanların izleyicinin kafası çok karışabilir. Bulaşmayı da bilirler. Evet izleyicinin kafasının karışması riski var. Bir de Hardy sevenler de çok fazla. İşte Venom olarak görüp sevenler de çok fazla. Marvel'ın da daha doğrusu Disney'in de yani sevilen bir oyuncu varken bunu öyle kullanmak isteyeceği olabilir. Hani Sony de şey yapabilir. Ulan madem hani evrenleri birleştiremiyoruz böyle yapalım falan diye de olabilir. Aynen kapı açık. Bizim evrende de Eddie Brock vardır. O da Tom Hardy'nin birebir aynısıdır. Bir de MCU'da kalan ufacık bir Venom parçası var ya. Evet. O da gider Tom Hardy'nin bu evrendeki versiyonuna yapışır. Mesela şey de olabilir. Normalde Tom Hardy'nin oynadığı Eddie Brock daha sevecen, daha masum, iyi bir insan. Ulan ben buna video çekeyim ya. Çok güzel bir konu. Olabilir. Ben buna video çekeyim ya. Bunun videosunu çek. Bir de şey olabilir bak. Aslında MCU'daki Eddie Brock da kötü biriymiş. Aa işte orada da gaddarlık başlıyor. Ya? Venom'u burada izleyeceğimmişiz değil mi? Of. Çok iyi olur bu arada. Böyle bir şey bağlarlarsa ben izlerim. Hani düşünsene. Mesela ama Peter'a izin yapışıyor. Bak Peter'a yapışıyor. İşte Peter sonra atıyor bunu üstünden. Normal klasik hikayedeki gibi. Aynen. Hem Venom sinirleniyor. Venom'un parçası. Hem de sinirli. Gerçekten kötü bir insan olan Eddie Brock'la birleşiyor. Ve o logolu Venom'u görmüş oluyoruz falan olabilir. Olabilir. Bence al sana olabilir. Teori falan diye.
Bunu Fenet Kuyucu videosunda kullanacak. Abi Morbius. Ben bunu son olarak şunu da eklemek istiyorum. Sound ben bunu ekle. Bu arada ta No Way Home'dan çıktıktan sonra video çektim de şu an çeksem daha çok insana ulaşabilir belki de. Neyse. Güzel olur, izlenir. Bak Morbius'a gelmek istiyorum. Kısa yorumum şu. İzlemedim. İzlemeyi düşünmüyorum. Sadece filmlerden şeyi gördüm. Parodisini gördüm. Hikaye olarak aslında iyiymiş lan işte. İki tane sakat karakterin birden şeye dönüşmesi falan. İyiymiş dedim. Ama kötü yerlere bağladıkları belli. Zaten after credit'i faciaydı. Silinder yerden. Evet, Morbius zaten büyük clickbait. Sony'nin yaptığı bir diğer çakallıklardan bir tanesi. Evet, Spider-Man'i gösterip falan. Spider-Man, yani bir sürü Spider-Man göndermesi. Tobey'nin resmini duvara koymaları. Andrew Wood'un Oscorp'un görünmesi. Başka neler vardı? Gazetede Rhino'nun, Black Cat'in haberleri. Bir sürü şey vardı. Daily Bugle falan görünüyor ama filmde çoğu yok. MCU'dan çoğu gelen yok. Vulture. Aynen, Vulture'da fragmanlara koyulması ama sadece After Credits'te olması. Evet. Ve aynı zamanda After Credits'te Vulture bir yerden zırh buluyor. Bu evren arası zırh buluyor, onu da bilmiyoruz. Gelip Morbius'un yanına Spider-Man'i öldürmemiz lazım. Morbius da tamam deyip gitmesi falan çok saçma. Bu kadar saçma ki. Morbius iyi bir adam. Bir de şöyle bir şey var. Bak, Morbius'u harbiden kötü bir olarak işleseler ya da bu işte vampirliğin getirdiği bir şeyi kötü yapıyor onu falan gibi bir şey işleseler. Mesela çift kişilikli bir muhabbete girseler güzel olur. Evet, olabilir. Mesela buradan Endro'ya bağlasalar çok güzel olabilirdi açıkçası şey olarak. İşte bak, Vulture Andrew geliyor ya. Bak, Endro gelecekti ama bence... Evet. Bak, Vulture geliyor ya. Vulture sonuç olarak o evrende kalıyor ya bir şekilde. Mesela şey, evet. Spider-Man'in Peter olduğunu o da unutuyor. Tüm evrenlerde unutuldu gibi muhabbet var ya artık. Evet. Mesela o da gider bizim 3. Peter'ımıza, Andrew Peter'ına saldırır. Sonra ben seni tanımıyorum muhabbetleri falan olur. Oradan bir şeyler olabilir diye düşündüm ama artık imkansız. Andrew çünkü istemiyor. Zaten Morbius konusu bitti. Aslında ve imkansız değil hala ya. Artık son konumuz The Amazing Spider-Man'de giriş tamam, yapalım. Oraya gelip ben de orada hemen senin o imkansız cümleden devam edeyim. Aslında imkansız değil arkadaşlar. Andrew hala daha diyor ki eğer iyi bir senaryo gelirse ben oynamaya okeyim. Ama evet. İyi bir senaryo kısmını atlamamak lazım. İyi bir senaryo giderse oynayacak ama iyi bir senaryo gitmesi çok düşük bir ihtimal. Yani Sony'nin şöyle bir şey yapması lazım. Atıyorum normalde ne kadar çekiliyor? 300 milyona mı çekiliyor? 300 milyonu ayıracak abi bütçeyi. Andrew hem hak ettiği para verecek. Hem de iyi bir yönetmenle evet. Senarist bulması lazım. Hani evet. Kevin Feige mesela, Kevin Feige'in şey yapıyor. Artık Sony evrenine de biliyorsun yardımcı oluyor. Ufaktan. Öyle mi? Haberim yok ondan. Öyle bir şey var diye biliyorum hani. Biraz şey yapıyor. Destek alıyorlar diye biliyorum Kevin'den. Öyle mi? Ben haberim yok ondan. Eğer öyleyse iyi olur. Biraz daha iyileşme ihtimalleri var. Kevin biraz Andrew'u sevmiyor gibi geliyor bana. Onun yüzünden bitmiş. Öyle mi? Çünkü filmler. Bilmiyor musun onu? Ya, şöyle öyle bir teori var çünkü. Benim bildiğim kadarıyla Amazing Spider-Man 3 çekilmek isteniyor. Pardon, Avengers'a bağlanmak isteniyor şeyler. Evet, Andrew Spider-Man'i. Ama daha sonrasında ikisi iki şirket anlaşamıyor, vazgeçiyorlar. Evet, böyle bir şey benim var. Bir de şey var. Bir tane bir aralar teori var işte. Teori diyorum buna. İnsana şöyle inanıyordu. İşte Rio'da The Amazing Spider-Man 3 duyurulacaktı. Andrew gitti, Sony'nin CEO'sunu ekti diye bir şey vardı. Belki gerçektir, bilmiyorum. Esas mesele Sony'nin ortaya çıktı. Kevin Feige ile işte eski Sony direktörü mü? Birinin konuşması ifşalanıyor. Ve Kevin Andrew'u yetersiz bulduğunu söylüyor. Yakıştırmadığını falan söylüyor role. İşte yeni oyuncuyla devam etmeleri falan bu yüzden olarak geçiyor biraz. MCU'da. Evet, muhabbetler onlar. Çok karışık şeyler var ya. Neyse, bilmiyoruz Kevin sonuçta abi, bu konu neymiş. Ama şunu söylemek istiyorum. Andrew gelse çok büyük hype olur ama Sony'nin o kadar kaliteli bir filme bütçe ayıracağını ve evreni o kadar güzel bir hale getireceğini düşünmüyorum. Çünkü Andrew geldi diyelim. Andrew sadece o filmlik değil, o evrene bağlanacaksa o evrenin de güzel olmasını ister diye düşünüyorum. Ya aynen. Şimdi zaten o evreni çok da büyüteceklerini zannetmiyorum artık. Sinister Six'e kadar yolu var o evrenin. Ondan sonra zaten bitirecektirler. Evet. Bence. O Sinister Six'e de bir Spider-Man lazım. Onun da işte hangisinin olacağı çok karışık. Tobey mi olur, Tom mu olur? Tom olmaz zaten. Tom'un artık kendi filmleri var. Bence en mantıklı Spider-Man Andrew gibi görünüyor. O yüzden Amazing Spider-Man 3 diyoruz. Lakin Andrew kabul etmezse adamların yapacağı bir ihtimal daha var. O da Miles Morales. Adamlar Miles Morales'i çıkartıp bir ben anda bu evrene dahil edebilirler. Şunu söyleyeyim mi? Bak, şöyle bir senaryo isterdim. Andrew gelecek. Kendi filminde Miles'le beraber olacak. İşte Miles'e Spider-Man'i öğretecek. Sinister Six'e bağlanacak.
hikaye. Andrew bir şekilde Sinister Six'te ölecek. İkinci filmde de Miles'ın Sinister Six'i yenip işte gerçek Spider-Man olarak o evrene devam ettiğini göreceğiz gibi bir senaryo var aklımda. Üç film gerçekten çok izlenirdi bana göre. Andrew çünkü atıyorum. Aynı dedi. Bir de o kendi filmi olacak. Sinister Six 1 olacak. Bir de bunun devamı merak edileceği için. Üç film çok izlenirdi ama Sony böyle film yapmaz diye düşünüyorum. Maalesef Sony'de öyle bir potansiyel yok ya. Ya biz hayran olarak bunları kurguluyoruz ama Sony'de yok yani. Böyle bir şey. Sony'de yok. Yani biz geçsek muhtemelen daha iyi filmler yaparız ama. Hani böyle muhabbet vardır ya. Biz daha iyisini yaparız falan. Yani şöyle bir şey var. Bir filmi yapan gerçekten hayran biri olmalı. Mesela ben Star Wars Mandalorian'a başladım. Birinci sezonunu izledim. Filmi genel olarak işte hayranı olan insanlar çekiyor. Öyle mi? Bir de oyuncusu da mesela Mandalorian'ın oyuncusu da şey hayranı gerçekten hani Star Wars'un. İşte işin içinde tutku olduğu zaman tabii ki de iş çok daha iyi oluyor. Tutku olması gerekiyor. Tutku olursa harbiden şey oluyor yani. Harbiden güzel işler çıkıyor ortaya. Mesela az önce bahsettiğim senaryoyu. Mesela düşünsene benim böyle bir film çektiğimi. Mesela benim gibi düşünen ya da bir yönetmeni çektiğini. Gerçekten güzel hikaye olur ama öyle olacağını düşünmüyorum. Ya artık bakalım. Beklemede kalmak zorundayız. Beklemek zorundayız. Ama benim artık umudum kalmadı bu konuya dair. Maalesef. Benim de maalesef öyle. Arkadaşlar konuları Andrew kabul edecek olsa bile dur hemen şunu da söyleyeyim. Andrew kabul edecek olsaydı bile Morbius'u gördükten sonra bence vazgeçmiştir. Ben de onu düşündüm biliyor musun? Morbius'tan sonra nereden vazgeçmiştir diye. Bu evet. Arada arkadaşlar konularımız bitti. Kendi içimizden gelenleri sohbet halinde size anlattık. Ferhat'a teşekkür ediyorum. Onun kanalında bir video çekeceğiz. Onu da aşağıdan abone olup izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmişsinizdir umarım. Biraz uzun oldu. Evet çünkü içimizde birikmişlikler vardı. Bir de sohbet etmek istedik. Aynen. Ben de teşekkür ederim bu arada davet ettiğin için. Ve hani konudan bağımsız her şeyi konuştuk. Bence güzel ve uzun bir video olmuştur diye düşünüyorum. Evet umarım. Ya zaten şunu söyleyeyim sana. Bu videoyu baştan sona izleyenler bizim ikimizin de artık bir Marvel hayranı olduğuna inanıyordur. Yani başta şüphesi varsa bile. Bence de. Umarım beğenmişsinizdir. Ferhat Star Wars'a başladıktan sonra ben de biraz daha Star Wars evrenini araştırdıktan sonra belki bir video çekebiliriz. Bilmiyorum. Belki de, evet olabilir. Bakalım Star Wars'ı bir sevip sevmeyeceğime bağlı göreceğiz. Şöyle bir video çekelim eğer sen izlersen filmleri. Tamam. Ben de o zamana kadar yeni çıkan ya da çıkmış işleri bitirirsem. Şöyle bir şey yapalım. İki genç Star Wars fanının yeni başlayan bu evrene görüşlerini bir yorumlayalım. Şey yapalım çünkü Star Wars 40 kaç senedir var yani. Bizden daha eski fanlar var. Aynen bayağıdır var. Biz sadece şey böyle bu evrene yeni girmiş olan iki insan olarak yorumlarımızı paylaşalım. Öyle bir video çekelim istiyorum. Ben okeyim. Tamamdır. Teşekkür ederim tekrardan. İzleyenlere teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.